Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'un yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi bütün bir dünya ufak bir platform üzerine değil, 200-200'lik bir platform üzerine düşerken hayatta kalmaya kaldığımız yerde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bunu yanlış görmediniz. Abi bu nereden geldi anlamadım. Video üstünde çalışırken gördüm. Yani şey mi acaba diye düşündüm. Bizim şurada köylü farmından çoğalıp buradan merdiven ya da diğer merdivenden çıkabiliyorum bilmiyorum. Çıktı buraya geldi. Buradan da şuraya düştü. Mü acaba? Yorumlarda fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Her şey olabilir. Öncelikle ben bir yatmadan önce yatmaya gideceğim. Ondan önce video dışında yaptıklarımı önce bir izleyin. Evet dostlar merhabalar ben Dış Ses ADŞ. <laughs> arkadaşlar öncelikle video dışında şöyle bir şey yaptım. Hani iki gündür memleketteydim bildiğiniz gibi. Ve video birkaç video depoydu. Hani bir iki günlüğüne sadece ve geldim. Arkadaşlar çok fazla çalışamadım. Şöyle çalışamadım. iki buçuk saat yani iki saatten fazla çalıştım ama hani sistemleri bu ilktir farklı şeyler yapamadım. Oturdum biraz yorgundum ve şey yaptım arkadaşlar kazı yaptım. Çünkü buraları yani maksimum genişliğine ulaştırıp kazmak istedim ve bundan sonra büyük ihtimalle başka yani bir engel olmazsa bir bir başka bir şey çıkmazsa bundan fazla genişletmeyiz diye düşünüyorum ağaç yerimizi. Artık buraya ladinler, huşlar, meşeler ne gelirse hepsini azar azar dikeceğiz. Ve duvarlar da çitkin durmayacak arkadaşlar. İleride duvarlarına şekil şukul bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ben bu kazı yaparken yine slime var. İnanılmaz uyuz etti arkadaşlar. Bak gördünüz gibi demin şeyde iskeleden çıkıp yanıma gelmeye çalıştılar. Yok artık arkadaşlar bu slime'lara ne yapacağız biz? ...gerçekten inanılmaz sinir bozuyorlar. Ben bu kazıyı yaparken... ...işte 2 saatten fazla... ...yine yandan birkaç film açtım, dizi açtım... ...neyse. Onları izleyerek... ...güzel güzel çalıştım. Videonun yine böyle çalışmalara... ...son gaz devam edeceğim arkadaşlar. Bir seri kitlenmesin diye. Daha doğrusu bu kadar ufak bir alanda... ...her videoda, sadece videoda bir şeyler yaparsan... ...çok fazilere ilerlemez. Çünkü... ...hani resmen Skyblock gibi bir seri arkadaşlar. Bütün imkanlar kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlar içerisinde... Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bu kadar büyük yer açmak dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Yani çok saatlerle çalışmayı bu kadar indiriyorsun. Fenerle kazmıyorsun. Feneri geçtin sürekli taş, toprak, odun farklı farklı şeyler çıkıyor. Biraz sıkıntı oluyor ama idare ettik. Etrafta kediler mediler de kaçıyor. Arkadaşlar buranın duvarlarına güzel bir fikrim var. Umarım ben onu yaptığımda beğenirsiniz. Hani doğal duracak doğal durması için bir şeyler yapacağım. İnşallah güzel duracak diye düşünüyorum. Yavaştan daha hızlandırmamızın time lapse'imizin, vay böyle havalı ol time lapse'imizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu seriyi beğeniyorsanız beğenin yani. <laughs> yani beğeniyorsanız ne güzel. İyi seyirler dostlar size devam. Evet arkadaşlar izlediniz ve şurası tam tamına. 1 saat 38 dakika bir hızlandırma. 32 dakikada bir hızlandırmaydı. 38 iki tane koy 40. 30 daha. 2 saat 10 dakika neredeyse değil mi? 2 saat 10 dakika falan yapıyor. Hani bunu hızlandırmalara çalışmamı falan da sayarsanız. Hani öncesi ve sonrasını da sayarsanız. buçuk saate yakın sadece dün çalıştım arkadaşlar. Ve böyle bir alan açtım. Artık bu da daha fazla da genişletmeyiz diye düşünüyorum. Ağaç yerimizi. Çünkü arkadaşlar çok geniş alanlarda çirkin duruyor. Yani şimdi bunun duvarları da çirkin duruyor. O yüzden bunun duvarlarına da bir çare bulmamız gerekiyor arkadaşlar ve güzel bir şeyler var aklımda. Bunu videoda mı yapsam, videoda hızlandırma mı yapsam, yoksa videoda mı hızlandırma yapsam o konuda da emin değilim. <laughs> Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar şimdi burayı böyle açtığımıza göre isterseniz biz uyurken, çalışırken falan filan bunlar böyle sürekli artsın diye biz getirelim ağaçlarımızı yapıştıralım. Şöyle abi sen ne ver bize biliyor musun? Ladin yani Ladin'den emin değilim. Akasya dursun. Ladin tamam Ladin'de. Emin değilim derken arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Gerçi artık alan geniş. Tamam şuraya Ladin dikelim buralara. Bak şöyle dört şekilde diksek buralarda çıkar mı? Ondan da emin değilim aslında. Çok mu yakın buraya? Abi şöyle 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 Ladin. Şöyle 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 buraya da Ladin. Abi şu kadar alana Ladin yeter herhalde 3-5 tane ve geriye kalan diğer bölgeye bak şu inanılmaz ya. Gerçekten harik olmuş ya. Çıkmaması harik olmuş. Şöyle 1-2-3 araları atıyorum arkadaşlar. Hepsi bir yakın yakında olmasına gerek yok illa. Şöyle bir boşluk alan kaldı. Buraları da doldururuz. Buraların duvarlarına çok güzel fikirlerim var. Alttan da ladim varmış. Abi burayı da mahveder diye düşünüyorum. Pozol yapar. Yerin pozol olmasını istemiyorum her yerin ya dur. Şimdi arkadaşlar envanterim hafiften çok fazla da olmasa dolu gibi. Şunları şuraya atayım. Ve size şeyi de göstereyim. Diğer sandıkları da <laughs> kazıdan ne kadar çıktı. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Şurada zaten bizim bu yerimizdi. Şuradan biz tek e, toprak almıştık. Diğer tarafın bazı yerlerini doldurmak için. Burası da doldu. Şuraya başladım. Burada neredeyse dolmak üzere. O kadar çok malzeme çıktı. Tam 3 tane miydi? Nerede o elmas? 4 tane de elmas cevheri çıkmış. Şurada hiç elmas var mıydı abi? Vardı diye hatırlıyorum sanki. Yokmuş. Hepsini kazmışız. Şimdi bunları kazacağım. Biriktirmeyeceğim arkadaşlar. Şunları da şu atalım. Bu yeşil. Nerede o? Çimen çok önemli. Şu envanterimdekileri atayım şöyle. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar değerlerde buraya. Karpuz, kabak, böyle değişik şeyleri buraya koydum. Ay iki tane de huşu bir daha burada var. Buraya dikeriz. Böyle. Güzel bir sıralama oluyor arkadaşlar. Yorumlarda çok fazla şey geliyordu. Abi balıkçı yap o balıkları satarsın. Daha videoya girmeden önce bir yorum daha gördüm. Arkadaşlar o kadar haklısınız ki cidden. Kesinlikle balıkçı yapmamız ve şuraya taşımamız lazım. Hatta şurada kütüphanecilerden birini balıkçı yapsak. Ne diyorsunuz? Abi bence olabilir. İlla yani... Ee, tamir kitabı satan bir tane var işte yeter. Şimdi bugün yine köylülerden alışveriş yapar. Dört taneden abi 8 tane hep iki tane çıktı bana bugüne kadar ya. Niye böyle oldu? Bugüne kadar hep böyle değildi tabi de. Benim burada balta vardı. Bolta nerede yok? Diğer tarafa falan koy. Aa şunu götürsek mi ki? Yanlışla kayıtta bir kesilme olmuş olabilir arkadaşlar. Uyuyacağım diye F11'e bastım. Oyun kafa yedi. Şimdi seni mi götürsek birader? 27 tane elmasımız olmuş. Arkadaşlar hazır köylü var ya elimizde. Oo, kazmama bak bu arada. Ben bu uyuyayım. Dur bu buradan bir yere gidemez zaten. Bir tane de golem gelmiş. Bir uyuyalım arkadaşlar. Bu arada köylülerimize de bir merhaba diyelim. Bu canidiklerinden diklerinden oraya gitti. Yoksa yukarıdan düşüyor. Yukarıdan da gelebiliyorlar ya. Öyle de olabilir. Bilmiyoruz. Bir uyuyalım. Oh be. Günaydın çocuklar. Özlemişim be. İki gündür melmeketteydik ya arkadaşlar. Bunu günübirlik istiyorsunuz. Bugün çektiğim videoyu bugün istiyorsunuz. Abi içeride bir tane golem var. Bir tane de dışarıda geziyor. O dışarıdakine bulaşmam lazım. Emme. İşte buna sıkıntı çıkarır mı? Birader bana birazcık tamir lazım. Abimme birazcık tamir ve gözünü seveyim me. <laughs> Sırlarımıza gidiyor. Kaçak ne abi önce o anı yedim. Bir de şu bıgıdık ailesine bakalım. Bak bir sürü yumurtlamışlar. Takılıyorlar da arkadaşlar. Kendi halinde diye hayvancıklar. Bugün çok garip bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Ama önce kazmamı ve tamir etmem lazım. Bir de bize boşluk bir yer lazım. Bana mazın bir yer lazım. Birkaç dakika bekledim arkadaşlar. Artık birkaç dakikadan ne kadar çıkarsa yapacak şey. Yani kılıçta da tamir olduğu için kılıçta biraz etkiliyor sanırım. Hani az buz bir şey birazcık tamir olsun yeter diye düşünüyorum. Evde kendimiz kaç olmuş? 274. Abi ya bu kazma mı kırılırsa çok üzülürüm ama abi şunun içi dolmuş mu gene? Abi yo dolmamış. E, niye almıyorsun sen hala? Terbiyesiz. Arkadaşlar şimdi abi pistonlarla bu tamamen kendi aklıma gelmiş bir şey yorumlardan etkilenmedim ama pistonlarla dışarıya doğru böyle itilen bir alan sürekli dışarı hani şuradaki alanlardan birini de yapabiliriz ama yeni bir alanda ne yapıyorsun oğlum yeni bir alan da açabiliriz o yüzden şu ileriye doğru ya yani çok kararsızım şu anda ama aslında şuraya da ufak bir meydan yapmak istiyorum ya. Vallahi bak artık yani sürekli uzun koridorlar değil de arkadaşlar böyle atıyorum bunun gibi kaç bloktur burası 50 blok var mıdır? İşte 40-50 blok diyorum. 30 blok diyelim. O kadar da bir. Böyle bir ille tam tamına o kadar da olması gerekmiyor. Bir, böyle bir meydan gibi bir şey dönmesi lazım. Zaten fıskiye de yapacağız. Onu da söylemiştik. Ama bura çok küçük geldi abi artık gözüme. Şu ileriye bir tane meydan yapmayı düşünüyorum. Orada da meydan daya atacağız millet. Oh, <laughs> i̇ğrenç espri. Abi ben önce şunu böldüreyim. Bize de... Abi iki vuruşta öldürüyor ya. Felak. Yalnız yatak odamızın öyle içeride bir yerde olması da biraz sıkıntı arkadaşlar. Kapısını falan olması. Kapısını kırsak mı ki? Gelme lan. <laughs> Geliyor bak. Gelme lan. Sen var ya. Oğlum öl lan. Oğlum 50 tane vurdum lan. Oha son ölüşü çok üzücüydü. Yalnız aklıymış arkadaşlar. Abi ganimet basmana gerek yok. Demir her türlü aynı çıkıyor demişler. Bak ganimet 3 var. Ganimet basıl değilken de 4 tane demir düşüyordu. Şimdi de 4 tane demir düştü. Yalnız slime'lar köylüye zarar veremiyor o zaman. Çünkü köylü kafasına göre duruyor. Arkadaşlar o dışarıya doğru ittirme yerini... Abi tamam ya. Şuradan çok e, meydan. <laughs> Karar veremiyorum. Arkadaşlar. Buranın çatısı niye böyle? Ne oluyor öyle? Niye öyle? <laughs> Abi bence şu kadar yükseklik yeter aslında da. Şunu fazla yapmışız ya. Değil mi? Bak. Bak 1, 2, 3, 4, 5 blok yükseklikte. Şuradakiler mesela kaç? 1, 2, 3, 4, 5 blok. Hatta 6 blok yükseklikteymiş. Abi çok yüksek de iyi değil de. Bu çatıları falan. Ya düzenlenecek çok yer var. Ben video dışında buraları hep düzenleyeyim. Tamam arkadaşlar ben şurayı. Ee, kazmamızın canı yok. Cık. Onu hiç düşünmemiştim. Orası biraz kalsın. Tamam şuradan. Şuradan sonra kadar gideceğim. Zaten çok az bir yeri. Aa, buradan çıkış var mı? Tamam oğlum işte ben böyle bir yer arıyorum. <laughs> Bana böyle mazın bir yer lazım. Şurayı bir kapat bakayım. Şimdi arkadaşlar hem de şu yan tarafla güzel bir iletişim olur gibi. İletişimi yalnız. Pistonlarla Temiz donlarla da olabilir. Ee, birkaç tane piston kurarsak. Ya, iğrenç esprilere devam ama. Şurayı bir kapatacağım burası olmasın. Ulan bir tane eksik kaldı oraya çim koyalım. <laughs> Çimkeri. Niye bu kadar iğrenç espri yapıyorum bugün bilmiyorum ama şunları bir kas Abi şimdi pistonu buraya kurdun. Bir tane düğme yaparım. İttirir. İttirir, 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 ittirir. Sınır dışına hiçbir çıkmadan blok koymuş olacak. O yüzden hemen şuradan bizim piston malzemelerimizde piston var mı abi? Var abi. İki tane al. İki blokluk yer yapacağız zaten. Çok büyük olmayacak. Bir tane Aslında bir tane piston ve bir tane şalter yeterdi. Fazla fazla aldık. Oranın de arkadaşlar. Toprak mı yapsak yine yoksa taş mı yapsak? Abi taş yapacağım ya. Tamam. Bayağı abi hani böyle bir gönderebildiğim kadar fazla blok göndereceğim uzağa. Şöyle. ikisi birden bir tane şaltere çalışır mı acaba? Şuradaki mesela. Yok abi. Redstone'la ikisine de bağlasak. Bir saniye abi. Arkadaşlar bir tane kızıl taş aldım geldim. Şimdi şöyle. Abicim sen şöyle yapsa ikisi bir çalış. Niye bu kadar uzattın burayı da bilmiyorum ama. Şimdi dostlar. Şöyle iki blok koyduk tamam mı? Hop. Geri çektik. Böyle geldi. Şunu çok götürmüşüm bir saniye. Şöyle ikisi de çalışır abi. O kadar uzağa götürmeye gerek yok. Arkadaşlar tık tık. Tık tık. Gördünüz mü? Tık tık. Tık tık. Bizim seviyeden ve böyle bayağı bir uzağa kadar... A few moments later. Arkadaşlar birazcık yaptık ama unuttuğumuz bir şey var. 100 blok falan götüremezsin. Pistonların belli bir blok seviyesine kadar itebileceği yer var. Orayı tabii ki unuttuğumuz için. Abi sıkıntı yok. Ne, kadar blok çıkarmış bir olduk biliyor musunuz? Neredeyse 10 blok mu 9 blok muydu pistonları götürebileceği? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blok götürmüşüz. 13 blok muymuş? 13 blok götürmüşüz dışarıya. Bu bize ne demektir arkadaşlar? Dışarıya çıkmadan... 13, 13 blokluk işte her neyse ya da ne kadar itti onu tam anlayamadık. O kadarlık bir ileriye doğru böyle yer yapabileceğimiz anlamına gelir abi. Mesela sen şunu bir al. Şuraya bir koy. Abi şunlar da var. Burayı da biraz tamamlayacağım arkadaşlar. Lan ya, yamuk mu koy? Demin düzgün gibi görmüştüm ama. Şöyle. Ee, şurayla birleşiyorsun sen. Abi şöyle ayrı bir şalter koyarsak. Sürekli onu etkiler. Bak ben burayı da onun yanına kadar iteyim. <laughs> Tamamdır abi. Bu kadar oluyor. Şimdi bunları topla. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Sadece bununla kalmayalım. Üstüne falan filan da böyle şey yapalım arkadaşlar. Adı nedir onun? Şunu ver abi. Abi gözüm acıdı. Toprak falan da ittirelim, bir şeyler yapalım. Hatta araları kesip mi toprak koysaydık? Sırf ittir ittir şeyler yapalım. Çimen ver abi biraz. Ee, buz erir orada. Paketlenmiş buzu Boş ver. Birkaç tane de çimen koyalım ya. Çok farklı farklı şeyler olunca çirkin durur. Biraz doğal dursun. Abi şimdi tam şöyle koysam. Ortasına doğru çimenleri göndermek istiyorum. Şöyle. Ver abi şunları. Ya bir tane koymadıysam. Sanki yapışık piston gibi. Bunu çek. Abi çimenler bayağı gidiyor. <laughs> Arkadaşlar sanki sona kadar gitmesin. Bir kendi kendimize dağ tepe oluşturuyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir Şuradan koyalım. Buradan da birkaç tane iteceğim arkadaşlar. Bir saniye. Abi 3-4 3-5 tane buradan ittim. Bak bunu şöyle koy. Lan. Ya oğlum bir sınır izin ver de. Hadi. Koydun koydun çekil. Ah oh, tamam ölmedim. <laughs> biraz şöyle bir koşayım acıkayım. Arkadaşlar şimdi. Hani böyle biz doğal efekt vermeye çalışıyoruz ya. Onun gibi düşünebilirsiniz. Sürekli dışarıya böyle itiyorum. Altı taş üstü biraz toprak. Böyle kendimize ait bir yeşil alan arkadaşlar ne alalım dışarı çıkamıyoruz ya bunun eksikliğini yaşıyoruz bir tane de meşale koyalım şöyle Lan öleceğim böyle dışarıdan görünen güzel bir alan pistonlarla böyle bir çürü yer bir çürü <laughs> Ne kadar komik ya Bir sürü yer oluşturabiliriz bunu ufak bir aklınızda bir fikir bulunsun ne yapabiliriz size de bunu göstereyim ki size bir fikir önerileri verin diye yapmış olduk aslında Bayağı bir uzağa blok götürmeye çalışıyordum fakat unuttuğumuz şey var pistonların itebileceği blok gücü kadar olmasını unuttuk. Şu envanterimdeki leş şeyleri bir boşaltayım arkadaşlar. Envanterimizi boşalttıktan sonra yine huzur içinde bir uyku uyumak için o tatlı odamıza gidelim. <laughs> evet tekrar günaydın dostlar. Şimdi arkadaşlar bizim köylerden yine alışveriş yapmamız lazım. Ancak balıkçı yeri için. Oğlum bir git. Ne, ne diyordunuz arkadaşlar bir şey yapmamız gerekiyormuş. Balıkçı yeri için ne gerekiyordu? Şu an o aklıma gelmiyor. Bizim burada tamir köylümüz var bildiğiniz gibi şunu balıkçıya çevirebiliriz bence. O kadar da kütüphaneci olması için inanılmaz bir şekilde ihtiyacımız yok. Abi balık derişçisi olması için kazan gerekiyordu. Balıkçı olması için bir bakayım aklıma gelir. Bak şuradan bulurum ben onu bir. A few later. Evet dostlar şimdi internetten baktım. Yazdım böyle 114 <laughs> trades falan filan diye villager ve şeymiş. Abi klasik <laughs> varilmiş. Varil ama hatta biliyorduk biz bunu. Biz niye bunu, bunu unuttuk bilmiyorum. Tecrübe et, etmiştik ama. Şimdi bize abi yarım basamak ve tahta lazım. Abi şöyle güzel fiyata veren bir villager bulursak. Efsane olacak. Şunu koy abi. Şunu at. Yani onu güzel bir villager yaparsak. Yani biraz uğraştırıyor söyleyeyim. Bu arada şurada daha demin şeyi duydum abi. Şunları böldürelim. Bir, bir tane zombi şeye dönüştü. Boğulmuş. Aa orada. Bak sesi gel boğuluyor ya. Yine az bir tamir ettik. Şimdi arkadaşlar şu odunlara da girişeceğim de çok güzel. Buranın duvarlarını güzel bir şey yapacağım. Aklımda bir şeyler var. Şimdi sen kütüphaneci bir çindilik bir tane kütüphanecimiz var. Sen bir dur. Sen bir önce bir balıkçı ol abi. Ha. Mesela Allah. Abi bunu aç açmaz mesleğini kaybetti. Niye böyle bir şey oldu? What? Şunlardan birinin mesleğini mi edindi? Abi şimdi. Yok çok hayatımda gördüm. Aaa. Direk ip bile satılıyor. Oh. En güzel bizim işimize yarayacak en iyi şeylerden biri balıkçıymış abi. Aa. Neden derseniz. Abi bu balıkçı olmadı lan bu sefer başka bir şey oldu. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü bizim hem örümcek farmımız var hem de balık farmımız var abi. Abi şunu yapasım var. Çünkü hiçbir şekilde balık satılma görmedim abi. Çıkmadı 3-5 deneme yaptık. Şeyden de korkuyorum hani onu tekrar bulamayacağız diye. Çünkü çok saçma baksana çiğ morun artı şunu vereceğim. Bana ulan ben pişiremiyor muyum? Hayırdır? Ya pişmiş moruna neden satın alayım senden? <laughs> abi şey söyleyeyim. ben buna tav oldum ya. <laughs> Hatta hangi şeyleri verdiği burada yazıyor abi. Kocaman bir fotoğraf var. Bunu bana instagramdan da bir arkadaş atmıştı bir ara. Böyle fisherman nerede ha? Bak mesela çok farklı şeyler vermiyorum. Sadece bir geliştiğinden bunları veriyormuş. Abi aslında geliştiğinde onları kayığa bile bir şeyler veriyormuş. Abi tamam ben buna tav oluyorum. E, gidiyorum ne kadar örümcek ağ varsa şurada toplandıysa. Gerçi çok yok hepsini yüne çevirdik ama. Bunu satalım. Abi yüncüye satmamız için artık biraz ikisi rekabet içinde. Aa, abi mesleğini kaybet duruyor kaybetmesin. Şöyle bir şey yapalım bu arkadaşa. Tamam bir level atla bakayım ne veriyor. İnşallah düzgün bir şey veriyordur. Yoksa seni öldürmek zorunda bile kalabilirim. Çünkü kırıp koyduğumda artık farklı meslek vermiyormuş. Aa işte bu. Abi tamamdır. Moruna bile satabiliyoruz, şunlar da sat abi. İşte bu. Çok güzel oldu. Gideyim bayağı bir moruna getireyim. Hepsini satamayız tabi ama. Abi şimdi şuradan e, Çok fazla götürme de gerek yok bu arada. Bura kadar bile satabileceğimi pek düşünmüyorum ben ama ya Arkadaşlar etraf çok çirkin duruyor. Oralara girişmemiz lazım ya. Gerçekten Düzenleme işine artık hızlıca girişmemiz lazım. Çirkin duracak yoksa bazı yerler. Şimdi sana hepsini bir satayım abi. Birazdan kitleneceksin. Kitlen bakayım. Dur bakayım bir level atlasın. Ooo level atlıyor. Bir daha ben bu kadar hızlı kırılmazdık. O hmm. Aa zümrüt işte bu. Somonu da satabiliyoruz. Abi şunun hepsini kitlerine kadar sat. Bunu bırakıp somon alıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi somon alalım buradan. Amanın amin Kamp ateşi bile satın alıyorduk değil mi? Artık kamp ateşi yapmaya da uğraşmayız. Abi Ticaret koridorumuz efsane olacak. Burada 3 tane değil böyle bir 10-15 tane köylü olur. Her her meslekten bir tane meslek konuşabilsem neler anlatacağım. Bir köylü yaparız. Abi tropika balık da satabiliyoruz. Aha abi tık daha iyi gelişti. Hadi oğlum be seni var çok güzel kullanacağım ha. Ha bak bu deminki baktığımda dediğim kayık da satılabiliyor diye. Oradan görmüştüm. Abi o şu da sıfırlandı. Abi ben envanterimi balıklarla doldurayım da geleyim dur. Hepsini ayrı ayrı satmayalım. Azar azar satalım daha güzel olur. Yalnız arkadaşlar şuraya geldim. Envanterimi biraz aldım ama şunu fark ettim. Ben tropikal balıkları depolamıyormuşum. Atıyormuşum abi evet. İşime yaramaz diye atıyordum. Ama köylüye satabiliyor musunuz? Bundan sonra AFK bıraktığım zaman atmak yok. AFK bırakmamız da gerçekten artık çok önemli. Çünkü Köylüler alışveriş yapabiliyoruz. Bir de bu tarafa sistemler kuracağım. Otomatik sistemler arkadaşlar. Hani bu ya yani kurduğumuz birkaç sistem gibi. O sayede de sürekli onlar da artacak. Şimdi arkadaşlar şunlara gerek yok tabi. Abi ucuz atmış falan. Tropikalimiz yok kardeş. Sana bundan verirsek olma mı? Abi bu kitlendi. Şimdi şu kitlendiğine... Aha ha, tamam. Şunu da kitlerine kadar satalım. Çok fazla satamayacağız zaten. Yine de canımız sağ olsun değil mi yahu? Abi olaya bakar mısın? 55 tane zümrüt sadece bir tane köylüden ve bu sıfırlandığında yani bizim deli gibi malzememiz olacak. Hatta arkadaşlar köylülere satılabilir. Hani atıyorum 10 tane köylü yaptık. Abi alırım elimen ot testleri, notlarım ne satabiliyoruz köylülere. Bir tane köylülere satım odası. Hani depo gibi değil de atıyorum şuradan e, toprak alan köylü yok mesela satıyorum. Taşçı da var da toprak alan köylü yok. Abi gelirsin. E, gereken malzemelerin hepsinden yaparsın. Ve bunlara deli gibi alışveriş yaparız abi. Şimdi kardeş şu elimdekileri tekrar balık farmına bir boşaltıp gelip bir kitap alıp zümrütlerini de alacağım. Şunları da sattıktan sonra en son bir sürü tamir kitabı alacağım arkadaşlar. Haydi bakalım let's go. Şimdi arkadaşlar envanterimi boşalttım. Onları yapmadan önce tarlalarımızı, tapanımızı bir toplayalım. Şu havuçlara bir girişelim. Bunları da satacağız çünkü. Tamam havuçları hallettik. Şuraya biriktiriyoruz. Aslında buraya iki tane köylü bırakacaksın abi. Çiftçi köylü. Gerisini full götüreceksin. Hani diğerlerini öldürsek bir sıkıntı olur mu bize? Hani sürekli köylü imal edecek oradan. Belli bir süre sonra zaten bunların gübre varlığını kapatırız. Çiftleşemezler, çoğalamazlar. Onu kapatınca çoğalamıyorlar mı bilmiyorum. Yatakları kırarız daha doğrusu. Daha pratik yöntem. Ve hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi zümrüt şurada biriktirelim. Oha! Ha pasta duvarı. Bu bölümde pasta duvarı yapar mıyız bilmiyorum ama pasta duvarını yakında yapacağız. Ve kazmam her baktığımda böyle can azaldığını gördüğümde bir korkuyorum. Arkadaşlar karpuz kabakları da bir toplayayım ben. Dostlar kabakları topladım. Bak buradan nasıl görünüyor yaptığımız çıktı. Abi bütün kenarları o şekilde yapabiliriz ha. Çevre hani geçen sezon bir yapmıştık ya onun farklı bir versiyonu gibi. Efsane olmaz mı? Çok güzel görünüyor be. Böyle değişik bir şey denedim arkadaşlar. Böyle aklıma o gelmişti. Abi tamam bunları topladık. Şu aşağıdaki bizim otomatik karpuz farmımız bilmeyen varsa arkadaşlar çok basit bir böyle raylı sistemle şekil şukul raylı sistem toplama sistemi olarak bunları da topla abi satacaklarım komple ver ee, kağıtlarda da satarız hepsi şu an sıfırlanmıştır efsane olmuştur elma bal kabaklarında ver başka şurada bir şey var mı ee, yok abi şu buğdayları bunlara satamıyorduk sanırım bir uyuyalım hatta köylülerin yanına yok uyumayalım <laughs> şurada bu uyuyalım sabah olsun ticarete girişelim Günaydın Johnny yediklerim <laughs> Arkadaşlar Bak oğlum ben alışveriş yaparken Aha çiçek çıkardı Ben alışveriş yaparken köylülere O fiyat çok ucuz dayı o fiyata satma Tarzı şeyler söyleme tamam mı Bak hala bu çocuğa yazıyorsun sana yüz vermiyor Abi bunu sattık tamam Havucumuz çok az çıkmış Deli gibi bir havuç büyük farmda yapabiliriz arkadaşlar Abi bunun hepsine karpuzla da bunun hepsine satacağız Aa kitlendi ulan kalmadı ki zaten kitlenesin beşte bir tane sattırmıyor. <laughs> Şimdi başka buna satabileceğim bir şey var mı? Patatesleri alıyorum bu almıyor. Tamam sen de işin bitti. Şimdi dostlar patates alışverişi yapalım. Abi tamam patates alışverişi şuradan karpuz bir tane satalım. Yani bir, bir zümrütlük. Başka abi bir şeyimiz yok. Ee, bizim kağıtçımız nerede? Kağıt. Gel bakayım kardeşim. Oğlum bu sefer hemen tıkanma bak Gözünü sen bu kağıtları sana satmam lazım. Şeyde çok sandıkta çok yer kaplıyor tamam mı? Abi vallahi beni dinle de hepsini aldın lan. Tam da kitle. 3 tane kaldı kitlendi. Çok iyi. da ne alabiliyorduk başka? Çok bir şey değil arkadaşlar. Fener alıyoruz bol bol. Abi. Bir tane bak diğer balıkçıdan 55 tane şey elde etmiştik. Bunların hepsinde 44 tane elde, 43 tane elde edebilmişiz. Utanın lan kendinizden. Bir tane köylü kadar olamadınız lan. Terbiyesiz herifler. Oha ona bakayım. Sabah oldu ya be. Günde iki kere sıfırlanıyor demişsiniz. Arkadaşlar sizin yorumlarınızı hep güveniyorum ve hiç de ee, haksız çıkmadınız yani. Bu sefer şu an şey yapmamış sıfırlanmamış ama şu an sıfırlanmamıştı. Aha. Ha tecrübe veriyordu bunlar. Şimdi daha yeni verdi ama bana bu. Niye böyle oldu? Sıfırlandı mı? Evet abi sıfırlandı tamam. Tecrübelerini mi almam lazımdı? Aa bayağı indirim yapmış ha bak. Ee, 15'e 14'e. Allah cezanı versin. Ben seni övüyorum burada. Bunca az indirim olur mu ya? Şimdi senden deli gibi alışveriş yapacağım oğlum. <laughs> Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Moruna ve şeyleri geri alalım. Abi sürekli taşımayın bence ben onları ya. Sandık falan koyayım oraya. Oğlum yüz bak. Bu sen, lan ne kadar yüzsüz bir şeysin. Bir yüz vermiyor öbürüne çiçek uzatıyorsun lan. Terbiyesiz golem seni. Arkadaş aklıma bir şey geldi. Balık farmına geldim. Şimdi tropikaller orada yoktu ama burada vardır abi. Çünkü buradakileri en son e, şey yapmamıştım. Ha yokmuş abi. Yukarıyı silmişim. Ya Allah'ım ya. Ya da çok afk bırakmamış ben son bıraktığımda. Neyse sağlık olsun. Tropikalları bundan sonra atmıyorsun. Deniz az çıkıyordu zaten. Çok fazla çıkmıyordu. Abi bu kadar balık satamıyoruz. Hala da... Gözüm doymaz bir şekilde yanıma deli gibi balık alıyorum. Satamıyoruz bir daha alıyorum bir daha alıyorum. <laughs> Hincik Fisherman e, Giovanni diyeyim. Şuradan çaktırma daha ucuz fiyata yapamıyorum. Oğlum bak ben ayağım alışsın. Bu koridora pek girip çıkmıyorum. Ayağım alıştır hep bu koridora geleyim gideyim. Anladın mı? Kamp ateşi de alırım bak senden. Hatta alalım biraz arkadaşlar yedekte dursun. Gidip kamp ateşini yapmaya uğraşmayız abi. Abi bu da kitlendi. Oha açtı orayı sıfır. Oha Abura açtı ve hemen, sıfırlandı. O sayede de abulaya bak. Hala günde iki kereydi hani daha hızlı sıfırlanıyor bu. Bitti bitti öldüm bittim bittim ben. Abi gene açtı sıfırlandı sanırım ya. Evet. Abi ne kadar balık var alıp getiriyorum. Dur şunları da satayım da. Yok böyle bir şey abi. Yemin ediyorum para masma makinası gibi ya. Ve eskiden hatırlıyor musunuz arkadaşlar? kitle pahalı yapardı. O ya şu 1.14'te geldi değil mi sanırım bu köylüler 1.13 ile miydi böyle oldu? 1.13'leydi. Mükemmel oldu ya. İlk başta da var şu 1.13 güncellemesi hiç sevmemiştim ama gerçekten muhteşem oldu. Arkadaşlar balıkçılar mı sadece böyle avantajlı yoksa diğerlerinin avantajları da var mı? Yorumlarda yazın. Ben çok fazla böyle şeyleri bilmiyorum ve sizlerden yardım bekliyorum. Abi gidip gidip ne kadar çiğ morne balık ne varsa getireceğim abi. <laughs> oh be manterim doldurdum gidiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine yanlışla oyun aşağı attım. Abi şuna bak. Opening atası. Bu, bu bölümde var 2 3 kere kesik var. <laughs> ama sizler onu göstertmeden halletmeye çalışıcuğum. Abi şöyle bir alışveriş yapıyoruz hemen. Ne kadar varsa harcıyorum abi. Kitlendi ama açılmasını bekleyip ara ara satacağım. Abi geldim şurada duruyorum. Varil açılma sesi geliyor. Ondan sonra geliyorum. Abi deli gibi malzeme yine satıyorum. Günde 2 iki, ne 2 abi bu 55 kere sıfırlanacak herhalde. Bak gene açtı. Gene sıfırlandı. Allah'ım. Ya sen nasıl bir kral mısın balıkçı ya? Sana söylediğim bütün şeyler için özür dilerim ya. Abi sürekli bu açıp açıp duruyor hile gibi şuna bak iki stek şey birikti. Bütün balıkları satacağım ben buna ciddi ben delilendim fıttırdım arkadaşlar. Zümrütlere bakar mısınız bir gözünü seveyim nasıl delilenmeyelim fıttırmayalım. Bir tane köyden yapıyoruz gözünüz kör olmasın lan sizin. Biraz utanın yani. Şuna bak bütün balıkları bitireceğiz neredeyse. Depoladığım balıklar neredeyse bitti. Şurada kaldı biraz. Abi efsane yemin ediyorum mükemmel ya. Şöyle biraz at. Sadece şurada birazcık morine kaldı. Onun dışında hepsini satıyorum. Yani onlar da kalmayacak. Satacağım ama efsane yani. Gidelim bunları da bir satalım. A few later Arkadaşlar deli gibi tekrar açıp kapatana kadar sürekli sürekli sattım aldım. Sattı. Aa bak kirpi balığı falan da satabiliyormuşuz. Çok iyi. Ve en son şu an güncellemiyor. Büyük ihtimal ya bitti ya bir şey oldu arkadaşlar ama abi bir buçuk ikisi de yakın daha yani hani abi şu balıklar için şuraya atayım da pişmemiş falanlar ama üstünde götürmek istemiyorum muhteşem arkadaşlar yani tek kelimeyle ya büyük ihtimal zaten böyledi benim cahilliğim o yüzden çok e, şaşırmaya da gerek yok ama dur abi şuraya gelmişim burada çok ses geliyor burada oyalandık ya baya bir spawn olmuştur. Şu kazmayı gözünü seveyim bir tamir edek ya. Olaya bakar mısınız arkadaşlar? Bu olmuş son. Bir tane iskelet. Silinmiyor gıcık herifler sizi ya. Gıcıklar. Oğlum bunlar üstüme niye gelmiş? Şunları at ya. Dolmamış da bura. Oo yalnız var ya bayağı da bir barut birikmiş ha. Şimdi arkadaşlar bizim şurada kitaplarımız vardı. Alabildiği kadar abi gidiyorum ve büyük kitap alıyorum. Bütün zümrütlerimle bütün Zaten zümrütü artık o kadar zor elde etmiyoruz. Birkaç kere yine AFK bırak. Abi olaya bakar mısın? Dur şöyle koyup. Bir bakacağım şöyle. Bir görüntü alacağım. Neredeyse bir günde bu kadar hasılat elde ettik arkadaşlar. İnanılmaz bir olay. Çok iyiymiş. Yani daha önce de vardır bu büyük ihtimalle ben bilmiyordum. Aman muhteşemmiş. Usta sen şimdi kitleneceksin değil mi? 1 2 3 4 5 6 Abi 6 tane. Lan ne altısı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 6 her aldığında ikişer tane verdi. Ha bak pahalandırdı. Yo 28 26 indirmiş. Abi çok iyi. Tam sen biraz şundan ver belki silinir. Bir 60 30 tane kitaplık da lazım çünkü. Ha gerçi zümrüt bitmiş tamam. Da, tamam o ne kadar verdik biz buna? 6 64 tane tamam, bitmesedi yine. Arkadaşlar 12 tane tamir kitabı aldık abi. Köylülerden 12 tane. Şuradakileri de ver. Tamir kitaplarını ayrı bir yere koyalım artık. Abi şunu şöyle şunu şuraya şunu, şunu. şunu da buraya koyacağım. Diğer köylülere şey vereceğimiz zaman şunları da yerine at Arkadaşlar ne bereketli bölüm oldu be Abi bu nasıl bir bölüm oldu Gözünü seveyim ya 500 tane tamir kitabı satın aldık ya Merhaba köylü Şimdi sandık vardı burada iki tane Abi ikili sandık alalım Şimdi bunlar da arkadaşlar kitapları da Abi şunun arkasına sürekli girmiyoruz ama hmm, Tamir kitapları da şuraya koysam çok mu Çirkin durur Abi durabilir ya. Ya da bir deneyelim. Şöyle çirkin durdum arkadaşlar. Buranın havasını bozdu abi. Ya şuraya bir yere atmak istiyorum da. Hani sürekli harcayacağız ama. Abi şurada dursa bu kadar çirkin durmazdı. Durdu. Yolumu kapattı. Buldum. Buraya koyacağım. <laughs> Bak gizli bir yerdeymiş gibi sanki. Burada full tamir kitaplarımız arkadaşlar. Full zırh yapıp tamir kitabı basabiliriz artık. Ama bu bölüm yavaş videomuzun sonuna gelelim. Tamir kitabı zenginliğimizi artık diğer bölüme zırhlarımızı yapıp harcayacağız. Bu kadar çok tamir kitabına mesela baltamızda, kazmamızda, küreğimizde, kılıcımızda her şeyimizde var aslında tamir kitabı. Hani kılıcımız, kaçı, kazmamız falan kırılırsa yine de ne olur ne olmaz durur. Abi şunu kadimde falan yap olsaydı şu sistem niye kurmadık bugüne kadar bilmiyorum. Tamir kitabı dükkanı için var ya efsane olurdu. Gerçi Ali Bey amcagil bu sürümde değil de bir önceki sürümde böyle deli gibi tamir kitabı şu bu köylüleri bayağı yoğunlaşmışlardı dayımla. Bayağı iyi oluyor aslında. Bugün de bayağı uzun uzun oynadık arkadaşlar. Yaptığımız şeyler zengin olmak <laughs> ve... Gördüğünüz gibi sınır dışına garip bir yer yaptık pistonlarla. Bunu size bir fikir olsun diye yaptım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar fikirlerinizi bekliyorum. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Abi heykel bile yapılır yani. Şey yapa yapa uğraşırsan biraz üstüne düşersen. Ama öyle çok aşırı şeylerde kaçmayız yani. Dostlar teşekkür ederiz için. Daha fazla her şey yukarıdan düşüyor gelmesini istiyorsanız. Kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.